Sevgili seyirciler, Yusuf Haber TV'de 18 haberleriyle sizlerle beraberiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, nefesiniz ensenize mitingiyle Kırşehir'den 2015 yılı genel seçimlerinin startını verdi. Yaklaşık 5,5 ay önce yemin ederek resmen Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bu kısa zamanda anayasal sınırlarını sayısız kere aşmış, yetki ve sorumluluklarını defalarca kötüye kullanmıştır. Şeref ve namusla arasına kalın duvarlar dikmiştir. Tarafsız olması gerekirken açıktan açığa 7 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AKP'ye oy istemiştir. 30 Ocak'ta Kırşehir'e gelerek toplu açılış kisvesi altında siz muhterem vatandaşlarıma AKP'nin fiili eş başkanı gibi konuşmuştur. Durmamış, duraksamamış bu sorumsuz ve ahlaksız tavrına en son Bursa'da da devam etmiştir. Biz daha önce Erdoğan nerede miting yaparsa orada olacağımızı, aynısıyla cevap vereceğimizi ve karşı duracağımızı söylemiştik. Meydanın boş olmadığını kararlılıkla vurgulamıştık. Erdoğan'ın kanunsuz, hukuksuz ve despot uygulamalarını yanına bırakmayacağımızı, Türkiye'nin iflasına sessiz kalamayacağımızı ilan etmiştik. Bu itibarla madem Erdoğan buraya kadar gelip AKP lehine kule nöbetçiliğini, ileri karakol vazifesini Cumhurbaşkanlığı makamına yakıştırmış, o zaman bize düşen de buna cevap vermektir. Erdoğan nerede olursa olsun, siyasi propagandaya nerede tevessül ederse etsin, nefesimiz ensenizdedir. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, istifa eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı eleştirerek, kendisi İmralı'ya yakın birisi. Neden HDP'den değil de AKP'den aday oluyor ki? Daha önce Orta Doğu'yu karıştırmıştı, şimdi de istifası ile AKP'yi karıştırdı dedi. Kırık aşıklı demiş. İki, Hakan Fidan MİT Müsteşarı'yken Orta Doğu'yu karıştırdı. İstifa edince de AKP'ye karıştı. Yani MİT'in başındayken Orta Doğu birbirine kattı, Türkiye'nin dostu kalmadı. İstifa etti, AKP'ye karıştı. Şimdi eğer AKP'de bu direnç fazla olursa, başta Bülent Arınç ve diğerleri olmak üzere Hakan Fidan adaylarını istemiyorlarsa, bence onlara gönderim var. Onun Öcalan'la da arası çok iyi Hakan Fidan'ın. Bu İmralı görüşmelerinden biliyoruz. HDP'den aday olabilir. Bunu da bir düşünsünler. Başbakan Yardımcısı Babacan, Merkez Bankası'nın güvendiğimiz ehil bir ekibi var dedi. Değişik ülkelerin değişik hukuki ve pratik çerçeveleri oluyor merkez bankalarının nasıl fonksiyon gördüğü konusunda. Bizim merkez bankamızın objektif fonksiyonu çok nettir kanunda. Tam olarak kanunda yazan değil, fakat aynı zamanda parti politikasında da AK Parti'nin programında, seçim manifestosunda ve hükümet programlarında da vardır. Yani bu gerçekten çok net yazılmıştır. Merkez Bankası'nın işi ve onlardan beklenti nedir diye. Bu bağlamda gayet yetkin bir ekibimiz var. Kendine güveniyoruz Merkez Bankası'nda ve inanıyoruz ki doğru şey yapıyor olacaklar doğru zamanda. 2008-2009 krizinden bu yana merkez bankaları ve hükümetler arasındaki ilişkiler evrim geçirdi değişikliklere doğru. Ve sanıyorum kesinlikle daha yakın bir iletişim, işbirliği söz konusu hükümetler ve merkez bankaları arasında. Özellikle finansal sektör ve her şeyin hani finansal sektörde karıştığı durumlarda
merkez bankaları ve hükümetler çok yakın çalışıp ortak çözümler bulmaya çalışıyorlar. Onun için daha fazla iletişim bence önemli. Daha fazla etkileşim çok önemli. Ama bizim merkez bankamızın misyonu çok nettir kanunda. Denizli'de Cani Koca kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Saldırgan adama vatandaşlar kovayla müdahale etti. Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı. Talihsiz kadının tek suçuysa kocasından boşanmak istemesiydi. Denizli'de kelimenin tam anlamıyla bir vahşet yaşandı. Ayşe Ö bir süredir anlaşamadığı eşinden boşanmak istedi. Bu durumu da kocasına anlattı. Ancak gözü dönmüş koca sokak ortasında terörist dedi. Cebinden çıkardığı bıçağı defalarca eşine sapladı. Talihsiz kadın kocasına karşı koymaya çalışsa da başarılı olamadı. Acımasız koca bir hamleyle yere düşürdüğü Ayşe Ö'yü boğazından da yaraladı. Çevredekiler saldırgan adamı sakinleştirmeye çalıştı. Ama çiftin yanına kimse yanaşmaya cesaret edemedi. Polisi arayan kocaya bir vatandaş kovayla müdahale etti. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken Cani Koca da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kardeşi Azmi Kocaoğlu, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşimi kaybettim. Üzüntülüyüz. Cenaze törenindeyiz. Bunun için de yazsın. Varsın. Mahallesi'nde 1970 yılında yapılan İlyas Dere Köprüsü'nün yoğun yağış nedeniyle toprak kayması meydana gelmişti. Köprünün tadilatı tamamlandı. Köprünün tadilatı için harekete geçen Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşoğlu ve belediye ekipleri kısa süre içerisinde tadilatı tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği Bozdağ Kar Şenliği'ne binlerce vatandaş katıldı. Denizliler ilk kez mekanik tesislerin kullanıma sunulduğu Bozdağ Kayak Merkezi'nde binlerce metre yükseklikte karın ve manzaranın keyfini çıkardı. Sizlerle buluşmak, karşılığında bir araya gelmek gerçekten bizi bankereyle de mutlu etti. Öncelikle ben size çok mutluyum. Allah'ın hepinizden razı olsun.
Ermeniler diğer kırak merkezinde görselleri yaptı. O Allah'ın sonu vermiş olduğunu tutup, biz insanlar o insanların kumarı anlamında, ihtiyacının değerli anlamında birçok insanın, birçok kurumun işbirliğiyle güzel bir ortam haline, hayatlarımıza haline getirmemek içindeyiz. İlk ortaya alanından bugüne kadar emekler herkese çok çok teşekkür ederim. Aklılarımızın konuşanlarsa reklamlayacağını tanıştık. Uçak ailemiz öneydi, değerlerini kurdu, gayet gösterdi. O ailemizi de çok çok teşekkür ederim. Senin o ailemizi de çok çok teşekkür ederim. Milletvekillerimiz gayet gösterdi, onlara çok çok teşekkür ederim. Bunlara beraber ödüllü paraya bak. Burada bir başlangıç yapılmaya çalışıldı. Bir başlangıç yapıldı. O ikiye mesulü yerine ve başkanlığa ben burada çok çok düşünüyorum. Herkes elmeye de hakkını sağlamaya çalıştı. Herkes olsun istedi. Tabii ki burada direktörün en büyüğüne özellikle her zaman yanında olan her türlü maddi manevi desteği kesinlikle Sayın Ekrem Bakımız Nazım İçin'in de çok çok İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ'da tipi nedeniyle mahsur kalan dağcılık kulübü üyeleri yoğun çalışmalar sonucu 17 saat sonra kurtarıldı. Yanlış bir yere girdiler ve az kalsın öleceklerdi. Ölüm uykusuna yatmamak için birbirlerine çimdik attılar. Şu anda yani haldeler biraz zorlanıyorlar. Şanslarıyla az kalmak üzere fazla konuşamıyoruz. Şu anda şartlarımız çok zor diyor. Zor dayanız dönüyoruz diyor. Umutlarının tükendiği noktada yardım geldi, kurtarıldılar. Yedisi kadın 19 dağcı tipi geliyor uyarılarını aldırmadı. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ zirvesine ulaşmak için yola çıktı. Ancak bir süre sonra tipi yakalandılar. Jandarmaya yardım çağrısında bulundular. Yardım çığlıklarını duyan ekipler dağcıları kurtarmak için seferber oldu. Çabalar sonuç verdi. Dağcılar 17 saatin sonunda kurtarıldı. Çalıştık, Allah'a çalıştık, kurt olduk. Ailelerine kavuşan dağcılar sevinç gözyaşları döktü. Ardından da hayatın nasıl tutunduklarını anlattılar. Zorluklarımız hep zıpladık, birbirimize sarıldık. Yani böyle bir şey olsak gerçekten sorunduk. Böyle mücadele vermiştik. Sıra topladınız mı hiç? Zaman zaman kapalı sayı. Tipiye yakalandık, 19 arkadaş. Bizden önceki grup sağ salimindi ama biz oradayken birden tipiye yakalanca yolumuzu kaybettik. Dün işte zirveye çıktık. Zirveye çıktık, zirvenin içinde tipi, kar birden bastırınca görüş mesafesi 1 metreye düştü. 1 metre düşünce inemedik. Kendimizi kayaların arasında muhafaza ettik. Pançoları çıkardık. Pançoları üstümüze örttük. Sabaha da hiç durmadık. Hep hareket halinde ve sarılarak bizi tutusuyla ayakta kalmaya başardık Allah'a çok şükür. Tabi önce Allah'ın izniyle. İbrahim Bey'de. İbrahim Bey'de. İbrahim Bey'de. Dağcılık önemli bir şey. Yani çok güzel bir spor ve bütün gençlere öneriyorum. Ama eğitimi çok iyi yapılması gerek. Ve herkesin dağcılık kulübünü kolay açtırmaması gerekir birilerine.
Siyasal iletişim uzmanı Ozan Erdem, Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla başarı ve motivasyon konulu bir seminer verdi. Erdem, ünlü liderlerin hayatlarından kesitler anlatarak başarıya ulaşmanın sırlarını da paylaştı. Diyarbakır Karayolu'nda mahsur kalan 30 kişiyi kurtarmaya giden ekibin üzerine çığ düştü. Diyarbakır'dan Muş'a gelen 30 kişi karayolu üzerindeki Teklik Çeşmesi mevkiinde dün gece saat 23'ten bu yana kar ve tik nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için çalışan karayollarına ait kar savurma aracının üzerine çığ düştü. Araçta bulunan 3 kişiye ulaşılamazken bölgede çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Karaman'da kafasına laylon poşet geçirdikten sonra keserle kapısını açtığı telefon bayisinden 80 bin lira değerinde 101 akıllı cep telefonu çalan hırsız yakalandı. Güvenlik kamerasına tarafından görüntülenen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kafasına poşet geçirdi, keserle kapıyı açtı. İş başındaki hırsız cep telefonu dükkanını böyle soydu. Görüntüler Karaman'daki bir iş yerinden. Kafasına poşet geçiren hırsız önce sopayla çevredeki güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Ardından da keser yardımıyla cep telefonu dükkanının kapısını açtı. Hiç zorlanmadan içeriye giren şüpheli, iş yerindeki güvenlik kameralarını hiç hesaba katmayınca saniye saniye görüntülendi. Poşetten çuval çıkardı. Teker teker topladığı telefonlarını çuvalına koydu. Son anda fark ettiği dizüstü bilgisayara da görmezden gelmedi. 80 bin lira değerindeki 101 telefonu çalan hırsız olay yerinden uzaklaştı. Ancak uzun süre kaçamadı. Polis ekipleri görüntülerden kimliğini belirlediği zanlıyı çaldıklarıyla yakaladı. Kartal Yakacık'ta duvarı delip bir kuyumcuya giren hırsızlar 8 milyon liralık altın çalarak kayıplara karıştı. Serimizin pazar günü dolayısıyla kapalı olmasından dolayı bir fırsat bile soyguncular aşağıdaki bodrumun duvarı kırarak içeri giriyorlar. Üst kata çıkarıp kimseli kalınlar bu kasayı patlatıp yaklaşık 80 kilo manatı alıp kayıtlara karışıyor. 80 kilo? Evet. Peki dükkan o kadar tahribat vermişler. Çevrede yakınlarda yaşayan yok muydu bu sesle değil mi? Üst katta hep iş merkezi olmasından dolayı kapalı. Bu saatlerde kimsenin olmaması da fırsat bilerek böylece bir
şeyi destekliyoruz. Cumartesi günü kapatacağız. Pazartesi sabah geldiğimizde dükkanı söylemesin. Eşiyle tartışan kadın köprüden atlamak istedi. Eşiyle tartışan kadın köprüden atlamak istedi. Şimdi köprüye çıkan bir kadın eşiyle tartıştığı için kendini aşağı atmak istedi. Çevredekilerin engel olmaya çalıştığı kadın bir türlü ikna edilemeyince kalabalıktan biri devreye girdi. Korkulukların öbür tarafına geçen şahıs, düşük de olsa kadını tutup vatandaşların olduğu tarafa fırlatıyor. Yolcu göz göre göre ölüme gitti. Şoför ceza aldı. Yolcu göz göre göre ölüme gitti. Şoför ceza aldı. Çin'de bir şahıs kapısı açık otobüsten inmenin bedelini canıyla ödedi. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda bir şahsın hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı görülüyor. Adımını attığında kafasını asfalta çarpan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken şoför olayda ihmal olduğu için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avustralya'da hırsız ve polis arasında süren uzun kovalamacada polisin hırsızları uzun bir süre takip ettiği anlar polis kamerası tarafından kaydedildi. Avustralya'da polis hırsız avına çıktı. O anlar havadan görüntülendi. Polis iki otomobil hırsızını yakalamak için düğmeye bastı. Havadan da takip başladı. İki kent arasında süren kovalamaca aksiyon filmlerini aratmadı. Çaldıkları araçla kaçmaya çalışan zanlılar önce bariyerlere çarptı, ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Otoyolda dehşet saçan silahlı hırsızlar araçları da gasp etme girişiminde bulundu. Bu sırada kaza da yaptılar. Araca çarpan hırsız bir süre daha kaçmaya çalıştı. Bu kovalamaca uzun sürmedi. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı. Hollandalı bir kişi kapalı mekanda koşu bandı ile yürüyüş yapmaktan bıkınca koşu bandı bisiklet karışımı bir araç geliştirerek açık havada yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor. Burwin Burkmister isimli Hollandalı kapalı mekanda koşu bandı ile yürüyüş yapmaktan bıkınca koşu bandı bisiklet karışımı bir araç geliştirerek açık havada yürüyüş yapmanın keyfini çıkarmaya başladı. Eviyle işi arasındaki 12 kilometrelik yolu da bu melez cihazla kat eden 51 yaşındaki akıllı Hollandalı elektrikle desteklediği bu yeni cihazıyla saatte 25 kilometre hıza kadar çıkabiliyor ve evinden işine yarım saatte ulaşıyor. Şimdi hava durumu ile sizlerle beraberiz. İzmir kar yağışlı 2 derece, Denizli kar yağışlı 3 derece. Aydın kar yağışlı 3 derece, Muğla kar yağışlı 3 derece, Manisa kar yağışlı 1 derece, Uşak kar yağışlı 0 derece, Afyon kar yağışlı -1 derece, Kütahya kar yağışlı -2 derece. Para durumuyla sizlerle beraberiz. Gram altın 99 TL, dolar 2.494, euro 2.815, borsa 83.549 ile kapatmış. Yüz Haber TV'de 18 haberlerin bir sonuna geldik. Daha fazla haber için yüzhaber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.